Ressam Sevda Yağcı bahçesindeki ağaca yuva yapan bir karga ve 5 yavrusunu fark edince harekete geçti. Onları teleferik sistemi kurarak beslemeye başladı. Ama güzellik yapmak istedim. Yemesini izlemeyi çok seviyorum. Çok güzel bir duygu. Bahçesine yuva yapan kargayı gördü. Onları teleferik sistemi kurup beslemeye başladı. Ne zamandır besliyorsun? Bir aydır. 10 gün önce de yumurtalardan yavrular çıktı. Şimdi daha böyle hani yavruların da yiyebileceği yiyecekler yapıp gönderiyorum. İsmini ne koydunuz? Çok hızlı olduğu için Kara Şimşek koydum. Ressam Sevda Yağcı balkona çiçeklerini sulamak için çıkmıştı. O sırada ağacın tepesinde bir karga ve yuvasını gördü. O kargayı nasıl besleyebilirim diye düşünmeye başladı ve onlara yemek attım ama sonra yemekler çok oraya isabet etmiyorlardı. Karga da biraz ürküyordu. Bu ilginç teleferik sistemi de o şekilde ortaya çıktı. Şu ipin ucuna ağır bir cisim bağlayıp ağacın üzerine atıp ağacı taktım. İlk denemenizde oldu mu? Yok, hayır. Sırtım çok ağrıyor o yüzden. Vazgeçmedi. Sonunda istediği gibi bir sistem kurdu. Şöyle bir şey yaptım evde bulduğum bir kapla. Sonra bunu buradaki ipi bağlıyorum. Bunu aşağıya kaydırıyorum. Bitince de bununla geri çekiyorum. Sizi bekliyor mu? Bence bekliyor çünkü orada dolanıyor ediyor. Karganın yavrularını birlikte büyüteceksiniz. Umarım gitmez. Kurduğu sistem görenleri de şaşırttı. Eve geldi arkadaşı. Çok şaşırıyorlar. Özellikle bu sistemi gördükleri zaman. Kara Şimşek ve yavrularının akşam yemeği saati. Bu akşam menüde cevizli bulgur pilavı var. Kaba yemek konuldu. Sevda Hanım şimdi teleferik sistemiyle her akşam yaptığı gibi yemeği karga ve yavrularına gönderecek. Takıldı. Böyle aksilikler de yaşanabiliyor. Ben kaybolduktan sonra alıyor yemeği. Çok güzel bir duygu. Yani sabah gerçekten uyandığım zaman ilk aklıma gelen şey o oluyor.